maliyetli araçlara uygulayabilir miydi? Dolayısıyla bunun başlangıcında doğal olarak en hafif sınıf olarak tabir edeceğimiz maliyetli araçlarda 15-20 ton araçlar. Dolayısıyla biz de en yeni aracımız olan paletli STA ağırlık konusunda fayda sağlayacak bir ikinci çözümden bahsediyoruz. Bunun validasyonunu da 20 tonluk bir araçla yaptıktan sonra 30-40 ton seviyesine, 40 ton diyeyim, 40 ton paletli araçlar seviyesine geçeceğiz. Ondan sonraki safra ne olacak diyeceksiniz. Belki bir 3-4 yıl sonra 40 ton üzerindeki validasyon tamamlandıktan sonra pil teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte ağır sınıf tankta, yani ana muharebe tankı seviyesinde 60-70 tonlarda bir hibrit güç grubu ortaya çıkabilme ihtimalini, bu yol haritasını izliyor olacağız arkadaşlar. Bu anda şu anda yapılabilir mi? Belki yapılabilir ama 20'yi ve 40'ı atlayarak yapmak, biraz sonuca uçarak gitmek ve çok büyük riskleri de beraberinde götürüyor olmak olacaktı. Ve mevcut pil teknolojileri, ağırlıkları vesaire şu anda ona pek izin vermiyor. Ama önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte pil teknolojilerin de buraya geleceğini ve aslında yol haritasının sonunda ana muharebe tanklarında da kullanılabilecek bir güç grubunu ve dikkatinizi çekelim, yurt dışına bağımlı olmayacak şekilde ortaya çıkarmış olabileceğimizi buradan iddia etmiş oluyorum. Aslında çok iddialı bir insan olmadığını bilirsiniz ama yol haritamız bunu öngörüyor. Burada tabii kalkış sırasında inanılmaz bir yüksek torkla elektrik motorlarında kalktığımız için dizel motorlara oranla çok daha çabuk bir hızlanma söz konusu. Örnek olarak STA aracında 0-32 km hızlanması 9 saniyelerde, 9,5 saniyelerdeyken bu motorla birlikte, bu güç grubuyla birlikte bu seviyeyi 5,5 saniyelere çekiyoruz. Şimdi aramızda belki emekli askerlerimiz de vardır ama bunun ne demek olduğunu mobil şeyde sahada bir olası çarpışma anında ne kadar hızlı hareket etmenizin ne kadar önemli olduğunu bilincinde olan insanlar için çok önemli bir fırsat olacağını, en önemli özelliklerinden birinin hibrit güç gruplarının bu olacağını paletli araçlarda söylemek isterim. Ayrıca yine sabit tork aktarımı seviyesinde dur kalklarda ciddi anlamda bir ekonomizasyon da sağlanıyor. Dolayısıyla toplam menzilde benzer iki güç karşılaştırmasını yaptığımızda yine %10'a varan bir menzil artımı söz konusu. Yani dizel konvansiyonel güç grubunda 550 kilometre diyelim menzil. Bu menzili 650 kilometrelere çıkarabilecek bir hibrit güç grubundan bahsediyoruz. Sizin